Velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Pişmanlık, Adem aleyhisselamdan bugüne dek tüm insanların yaşadığı bir duygu. Allahu Teala, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde insanoğlunun uğradığı pek çok pişmanlığı ve bu pişmanlığın ardından gelecek olan azabı, sıkıntıları zikreder. Pişmanlığın da birçok zamanlar sebebi aceleci bir tavırla hareket etmek ve atılacak adımlar ya da söylenecek sözler konusunda yeterince düşünmemekten kaynaklanır. Şunu bilmek lazım ki, insanoğlu ne kadar büyük bir günah işlerse işlesin, samimiyetle pişman olur ve bir daha aynı günahı işlemezse günahı affolur. İşlediği günahları kimseye söylemezse, reklamını yapmazsa, samimi bir şekilde "Ya Rabbi, ne olur beni affet" derse, bir daha işlememeye karar verirse, Allah'ın izniyle affolur. Allahu Teala, tevbe edilen her günahı affeder dilerse. Hatta bir kafir küfrüne tevbe ederse mümin olur ve yaptıkları affedilir. Bir mümin de her büyük günahtan daha büyük olan, daha büyük günah olan Allah'a şirk koşarak kafir olsa, sonra yine tevbe nasip olsa, Allahu Teala dilerse yine affeder. Bugün pişman olduktan sonra neler yapmak lazım? Benim pişmanlığım acaba cidden pişmanlık mı? Yoksa daha sonra aynı günahları işleyeceğimi bildiğim halde kendimi kandırmak mı? İşte bugün 10 ayeti kerimeyle Kur'an-ı Kerim'e soracağız. Pişmanlık nedir? Ne zaman pişmanlık geçerli olur? Sık sık şunu duyuyoruz. Son pişmanlık fayda vermez diye. Cidden böyledir. Bugün öyle bir hayatta yaşıyoruz ki kaybettiğimiz değerler aklımıza o kaybettiğimiz anlarda geliyor. Malımız, etrafımızda sevmemiz, değer vermemiz gereken insanlar, hizmetimize sunulan onca nimet, görmemeye çalıştığımız şeyler, duymamaya çalıştığımız şeyler. Bunları elden, avuçtan gittikten sonra anlıyoruz. Gelin şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu'nun pişmanlık ile alakalı ayetlerine geçelim ve madde madde özümsemeye çalışalım. Maide suresinin 31. ayetinde mealen şöyle buyrulur. Derken Allah ona yeri eşeleyerek kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini gösteren bir karga gönderdi. "Bana yazıklar olsun" dedi. "Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" Artık o pişman olmuştu. Hangi örnek verildi bize? Adem aleyhisselamın evlatlarının, Kabil, Habil. Ne yaptı Kabil? "Kardeşini öldürdükten sonra cesedi ne yapacağım?" dedi. Aklına geldi ve bir türlü bilemedi. Şaşırdı kaldı. Bunun üzerine Allahu Teala bir karga gönderdi. Karga ne yapıyor? Yerde eşinip duruyor, toprağa kazıyor, bir şeyler gömüyor. Yani Kabil'e kardeşinin cesedini nasıl örteceğini, gizleyeceğini gösteriyor. İşte ölmüş bir kargayı bu şekilde gömüyor veya en doğrusunu Allahu Teala bilir. Ve böylece Allahu Teala bir kargayı örnek göstererek o anda şaşkınlık yaşayan
veya o konudaki bilgisizliği sebebiyle bocalayan Kabil'i uyarıyor. Karganın kendisinden çok daha yetenekli olduğunu gören Kabil ise karga kadar olamadığını hayıflanıyor ve neyi anlıyoruz? Yaptığına da pişman oluyor. Evet, kıskançlık, kin, nefret, çekememezlik gibi nefsani duygularımız var. Allah muhafaza, bugün de Adem aleyhisselamın evlatları olan insanların evlatlarından neler çektiğini de görüyoruz. Adem aleyhisselamın evlatları yine anne ve babalarını, kardeşlerini öldürebiliyorlar. Bunların temeline bakıldığında bir kıskançlık yatıyor. Ve geçelim Yunus suresi 54. ayette verilen örneğe. Haksızlık yapmış olan her insan, dünyadaki her şey kendisinin olsa, o gün kurtulmak için onu feda ederdi. Onlar azabı gördükleri vakit pişmanlıklarını içlerinde saklayacaklar. Onlar hakkında adaletle hüküm verilecek, kendilerine haksızlık edilmeyecektir. İnkar edenler, ahirette yargılanmaları sırasında acayip hallerle karşılaşınca, dünyada yaptıkları, ettikleri yüzünden pişmanlık ve üzüntülerini dile getirecekler, onu anlıyoruz. Ve yine ifade buyrulduğuna göre, içine atılacakları cehennem azabını karşılarında görmek gibi o dehşet zamanlarında korku ve dehşetten dilleri tutulacak. Bugün de olur ya, çok heyecanlandığımız zaman elimiz ayağımız birbirine dolaşır. Hatta ismin ne dendiği zaman hı? Deyip kalırız. Ne oluyor benim aklıma? Çünkü aklın başından gidiyor. Aynen onun gibi inkarcıların cehennemi karşılarında gördükten sonraki halleri de buna benzetilmiş. Korku ve dehşetten dilleri tutulacak. Pişmanlıklarını dile getirmeye bile güç yetiremeyecekler. Yani, ''Ya Rabbi, ne olur beni affeyle'' diyecek gücü kendilerinde bulamayacaklar. Burada sizin dikkatinizi de çekmiştir. Öyle zamanlar yaşıyoruz ki, insanın aklının o yerinden gittiği zamanlarda genelde oluyor, doğru bir karar veremiyoruz. Ve bu kararlarımızı daha sonra maalesef değerlendirdiğimizde ne kadar yanlış kararlar verdiğimizi anlıyoruz. Bu şuna bir örnek olabilir. Hep biz tevbelerimizi yarınlara atıyoruz. Şu gün değil, bir sene sonra. Bir sene geliyor, 6 ay sonra tevbe edeceğim veya şunu şunu hayatımda değiştireceğim diye ama ölüm anı ile alakalı bildiklerimiz yanlış olduğundan veya eksik olduğundan dolayı sanki bize haber verilecek, yarım saat sonra öleceksin, istediğin tevbeyi yap, bugüne kadar bütün günahlarını işte aklına getir, hemen namazını kıl, şuradan abdestini al denecek zannediyoruz. Ama neyi öğrendik? İnsanın dili bir tutuluyor, konuşamayacak hale geliyor. Ya peki, burada şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Bir insan çok büyük bir günah işledi diyelim. Normal günah, büyük günah var mı? Evet, kendi aralarında büyük günahlar arasında da çok ileride olanlar var. Mesela Allah korusun, zina elbette haramdır ama komşunun hanımıyla, kızıyla zina etmek veya evli bir insanın zina etmesi Allah muhafaza çok 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 daha büyük bir günah oluyor. Şöyle, tevbe eden bir daha günah işlemezse, diyelim şirk ehli biriydi ama Allah'a tevbe etti, yaptığının ne kadar yanlış olduğunu bildi, Allahu Teala eğer dilerse günahını affeder. Zaten mevzu ölmeden önce bunu başarabilmektir. Hadis-i şerifte buyruluyor ya, hakimde geçer, Allahu Teala, kulum elini kaldırıp dua ederse, ben onun elini boş çevirmekten haya ederim buyurdu. Allahu Teala'nın haya etmesi bizimkisi gibi utanması şeklinde değildir. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun mekandan münezzeh olduğunu,
bizim gibi göze, kulağa ihtiyacı olmadığını biliyoruz. Burada kendisine hikmetinden sual olunmaz, merhametiyle muamele edeceğini söyler alimlerimiz. Ben onun elini boş çevirmekten haya ederim buyurdu. Melekler, ya Rabbi dua eden kimse layık biri değilse yine mi elini boş çevirmezsin deyince Allahu Teala, ben mağfiret ehliyim, siz şahit olun ki onu da affederim buyurdu. Yani önemli olan günahın ne kadar büyük olması değil, senin Rabbinin Celle Celaluhu eşi ve benzeri olmadığına, ortağı olmadığına, yaptığının hata olduğuna ve samimiyetle her şeyi kalpleri eviren çeviren Rabbinin olduğunu hatırla. İbni Asakir'de de geçer, kul diyor tevbe edince Allahu Teala onun günahlarını muhafaza meleklerine unutturduğu gibi onun uzuvlarına artık o günahı işlerken yanında kim vardı veya günahını anlattığı insanlar kimlerdi hepsine de eğer dilerse unutturur. O hesap günü geldiği zaman günahı sebebiyle kendisine şahitlik yapacak kimse kalmaz. Yani ben buna şahidim, bana anlatmıştı veya ben görmüştüm. Bunları bile diyor Allahu Teala dilerse affeder. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki günahlarımızı da açığa çıkarmamak, bunu insanlarla paylaşmamak gerekir. Lütfen düşünelim, bir hata işledik. Zaten bu hata belki de Allah muhafaza bizim azaba uğramamıza sebebiyet verecek. Allahu Teala'nın affedip affetmeyeceğini bile bilmiyorum. Kaldı ki böyle bir durumda bu işin daha büyük bir riskli iş sınıfına nasıl sokarım? Çünkü insanlar birbirlerine şahitlik edecekler. Örneğin geçmiş yıllarda eğer işlediğiniz bir günahı bir insana anlatırsanız, ben zamanında böyle bir günah işledim derseniz, dünyada her ne kadar sizin yanınızda, daim arkanızda, hemhal olan, dostum dediğiniz bir insan da olsa ahirette, tüm dillerin konuşacağı, gözlerin, uzuvların konuşacağı zaman o bundan muaf tutulamayacak ve o sırrını anlatacak. Ya Rabbi bu günahı işledi diye. O yüzden madem biz dertliyiz, yolumuzda hangi engeller var, hangi çukurlar var onları göremiyoruz. Bir de gözümüz kapalı bir şekilde yürümeyelim. Bu gözümüzü kapamaya vesile olan da günahlarımızı anlatmaktır. Kimseyi ortak etmeyelim. Ve Nebe suresi 40. ayetle devam ediyoruz. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkârcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Anlatımın tazeliğine dikkat buyurdunuz mu? Keşke toprak olsaydım diyerek dövünecek olan bir insan, bir kadın, bir erkek. Belki bugün bizden biri, Allah muhafaza, belki biz yarını bilmiyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu sizi uyarmıştık buyuruyor. Öyle bir gün gelecek ki önceden yaptığın, ettiğin her şeyin an be an bir ekran düşünelim, tasavvur ediyoruz. Hiçbir saat sıkıntısının, sınırlamasının olmadığı bir yerde bunalmış, korkmuş, terler içerisindeyken kendimizin bile unuttuğu hataların, unutmaya çalıştığımız hataların o ekranda izlendiğini, falan kızı falan, falan oğlu bilmem ne diye çağrıldığımızı. İşte inkârcılar, hayvanların birbirleri ile alacaklarından sonra, toprak ol buyurulmasından sonra oradan ayrılmasını aklına getirip, keşke toprak olsaydım, yani dünyada yemeyeydim, içmeyeydim, bunca zevk sefam olmayaydı, gündüz görmeseydim, aç kalsaydım, yaşamasaydım, şu bir avuç toprak olsaydım dünyada, bu azaba düçar olmasaydım. Ve bu uyarılar Kur'an-ı Kerim'de 14 asırdır var. Kur'an-ı Kerim'den önce, o zamanlar değiştirilmemiş olduğu zamanlardan bahsediyorum, hak olan kitaplarda ve diğer peygamberlerde anlatıldı. Bazılarının bir kulağından girdi, ötekinden çıktı. Bazıları iman etti.
dün olduğu gibi bugün de bu uyarılar devam ediyor. Kimileri Hakk'a davet ederken, kimileri de Hakk'a giden yolları tıkamaya, önüne setler, engeller koymaya ve kulaklarımızı, gözlerimizi başka şeylerle meşgul etmeye devam ediyorlar. Hak Teâlâ buyuruyor ki, Tirmizi'de geçen bir hadis-i şeriftir, "Kulumun günahı yükseklere kadar yükselse, benden ümit kesmeyip af dilerse, affederim." Tirmizi'de geçiyor. Bu nasıl bir müjdedir? Bu müjdeyi duyduktan sonra ellerimizi açmamız, dua etmemiz gerekmez mi? Sadece Allahu Teala'nın ne kadar affedici olduğunu insan bildiği için de şükretmeli. Ya böyle olmasaydı? Ya af diye bir şey yaratılmasaydı? Böyle bir imkanımız olmayaydı. İnsan sadece yapıp ettikleriyle kalsaydı. Ama af diye bir nimet var. İşte hocalarımız diyor ki, madem göremedin bir şeyler sevinmek için, şükretmek için, sen sadece bu yüzden de şükrehli olabilirsin. Neden? Affetme ümidim var Allahu Teala'dan. Affa uğrama ümidim var, ya bu olmayaydı. Ve En'am suresinin 27. ayetine geçiyoruz. Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen, derler ki, keşke dünyaya bir daha geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık. Dikkat ettiyseniz cehennemdeki azaptan bir örnek, ateşin üstünde kalmaları ve örnek olarak verilen yine inanmayan ve bugün de çokça kullandığımız o pişmanlık cümlelerinden bir tanesi. Keşke. Ne istiyorlar? Dünyaya bir daha geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık. Bir insan Allahu Teala'nın ayetlerini nasıl yalanlar? İnanmamak yalanlamak mıdır? Evet. Baştan zaten bunu reddetmektir. Allahu Teala'ya isyan bayrağını çekmektir. Peki bunun dışında bir insan nasıl yalanlar? Bana göre böyle demeye başlar. Kur'an'da anlatılanlar 14 asırdır değişmemiş ve değiştirilemeyecektir. Bunu bildiği halde Kur'an'da bu sonradan mı gelmiştir? Veya bu konuda bunca alimi yaptığı yorumun dışında benim aklıma şöyle bir şey geldi, bence bu doğrudur şeklinde düşünmek de Allahu Teala'nın ayetlerini yalanlamaktır. Bugün maalesef Adem aleyhisselamın kimisi babasının olduğunu, kimisi babası varsa annesi de vardır diyor, haşa. Yani öyle bir yere getirmeye çalışıyorlar ki Allahu Teala'nın yaratma gücü yok. Annesiz babasız birini dünyaya getiremez. Kimisi İsa aleyhisselamın yaratılışı ile ilgili babasız dünyaya getirilmişti biliyorsunuz. Hayır, Meryem validemizin şöyle bir efendim organı vardı, şöyle bir durum mu oldu, bilmem ne oldu. Hep böyle bir şeyler araya katmaya çalışıyorlar. Yani kendi aklımla, bu aciz aklımla bir yere bunu dokundurmam lazım diyor. Bu sefer birilerinin tuzağına düşüyorlar. O birilerinin istediği de Allahu Teala'nın bizim mucize dediğimiz şeyleri gerçekleştiremeyecek olması. Hatta birileri kaderi bilmez, yani kiminle evleneceğini bilmez demesinin altında da bu yatıyor. Haşa sümme haşa evvela daha öncesi aslında alimleri değersiz gösterdiler. Sonra iş Peygamberimize geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Sıradan bir kuldur, şöyle şöyledir, böyle böyle hataları vardır diye. Sonra ayetlere ve Allahu Teala'ya geldi. Bakın nereden geliyor şeytan, nerelere getiriyor. Buraya nereden geldik? Oradaki inkarcıların pişmanlığı nasıldı? Ayetleri yalanlamasaydık dediler. Bana göre şöyle, kafama göre böyle. Sonu da böyle maalesef. Ve müminlerden olsaydık keşke. Dünyada kılık kıyafetinden dolayı dalga geçtiğim,
ibadetlerini yapmaları için fırsat vermediğim, ikinci sınıf bir insan muamelesi güttüğüm, alaya aldığım insanlardan olsaydım. Peki bu pişmanlık nerede? Cehennemden bir örnek. Zaten bunu anlamak akla aykırı değil. Ekmek fırınlarını biliyorsunuz. Bu ekmek fırınlarının içinde ne kadar kalabilir sıcaklıkta? Boş verin onu. Evinizde bir ocak vardır. Ne kadar elinizi değdirebiliyorsunuz? O çaydanlığı sapıyla değil de kaynamış olan o çaydanlığı kendisinden tutun, o çeliğinden kaldırmaya çalışın. Yapamıyoruz. Cehennemde, daha doğrusu cehenneme daha varmadan ama cehennemdeki yananların kokuları, onların çığlıkları, azapla ilgili o sesler geldiği zaman Allah muhafaza, zaten insan başa orada neyin geleceğini biliyor, hangi yolda olacağını biliyor. Ve o zaman nasıl biz ocağa elimizi götürdüğümüz zaman başımıza neler geleceğini biliyoruz? Veya o kocaman ekmek fırınlarının içinde 10 dakika ben kalsam ne olacağını biliyoruz. O inkârcılarda ta ileride de olsa cehennem başlarına gelecekleri bildiği için belki de en büyük pişmanlık orada yaşanacak. Kehf suresinin 42. ayetinde de şöyle buyruluyor. Keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım. Allah korusun. Kardeşlerim, şeytan insanı yoldan çıkarmak için her türlü enerjisini, kendisine verilen gücü kullanır. Zaman öyle bir zaman ki şimdi, günahlar o kadar küçük görünüyor ki, şiddetli belalar içerisindeyiz. Geçmiş ümmetlerden çok daha günahlar açık bir şekilde işleniyor. Fitnenin zamanı, ahir zamandayız. Böyle bir zamanda bir küçük sakınma gayretinde eski zamanlara nispeten Allah'ın rızasını kazanma fırsatımız daha büyük. Çünkü birçok bilgiyi bundan önceki yaşayan insanlara kıyasla daha kolay edinebiliyoruz. Bugün günahtan sakınan bir genç Allah'ın izniyle bir veli olabilir, Allah dostu olabilir. Peki Allahu Teala'yı ortak koşmaktan ne anlamamız lazım? Sadece Kâbe'nin etrafında ve içinde zamanında olan taşlardan, değerli madenlerden, bulamadıklarında helvadan, hurmadan yaptıkları, etrafında döndükleri, medet bekledikleri putlar sadece aklımıza gelmesin Allah'a ortak koşmakta. Eğer düzgün bir kader anlayışım yoksa, yani ben Allah'ın beni imtihan ettiğine inanmıyorum diyorsak, ne kadar namaz kılarsanız kılın, Allahu Teala ahiretten bana şunları şunları yaşatacak, sonra cennet ve cehennem var diyor ama ben bunlara inanmıyorum dedikten sonra başını kaldırmadan secdede hayatına devam etse bir faydası olmaz. Allah'a ortak koşmamak, tek olduğunu, eşi ve benzeri olmadığını, rızkın da kendisi sayesinde kendinde olduğunu, hastalığın, sıhhatin, zenginliğin, fakirliğin kendi muradıyla olduğunu, insanların sadece sebepleri yapıştığını, ölümün ve sonrasının da tek Rabbi olduğunu Celle Celaluhu bilmektir. Hemen aklımıza o Lat, Uzza, Menaf putları geliyor. Bugün de isimleri değişik olabilir. İnsan bazen kendi cebindekine tapar. Herhangi bir fiziksel puta ihtiyaç yoktur. Kendi partisine, kendi cemaatine, kendi ırkına tapan insanlar da vardır. Evet, süslü, yaldızlı cümlelerle ey şu şu izim sana tapıyorum veya ey param sana tapıyorum demez. Ama Allah'ı aradan çıkarır. Benim hayatta olmama sebebiyet sensin. Senden başka benim yaşam heyecanım yok dese bile sevdiği insana bu tehlikeli bir yoldur. Benim yaşama sebebim sensin derse bu da tehlikeli bir sözdür. Karın da olsa, kocan da olsa, hocan da olsa, partin de olsa, cemaatin de olsa, ırkın da olsa ne olursa olsun
Allahu Teala'dan sonra gelecektir hepsi. İşte bunu yerine getirebilirsek Allah'a hiç kimseyi ortak koşmamış oluruz. Ahzab suresinin 66. ayetiyle devam edelim. Yüzlerinin ateşe evrilip çevrileceği gün derler ki, eyvahlar bize, keşke Allah'a itaat etseydik ve Resul'e itaat etseydik. Evrilip çevrilmek. Bugün en çok konuşulan cümlelerden bir tanesi, konu buraya doğru evrildi. Esas evrilip çevrilme nerede, Allahu Teala muhafaza etsin, orada görülecek. Eyvahlar bize diyor cehennem ehli. Eyvahlar, niye? Allah'a itaat etseydik, yani namazı kılsaydım, ertelemeseydim, en azından kılanlara mani olmasaydım. Allah'a itaat sadece namaz mıdır? Şeriat kurallarına tas tamam riayet etmek, uyamıyorsa bile, evet, bu doğru yoldur demektir. Bir hanım kardeşimizin nefsiyle, şeytanla uğraşması sonucu örtünmemesi ayrı bir şeydir. Allahu Teala örtünmemi emretmiyor ki demek ayrı bir şeydir. Bir insanın tembelliğinden dolayı namaz kılmıyor olması ayrı bir şeydir. Namaz diye bir şey yoktur ki demek ayrı bir şeydir. Allahu Teala'nın yasakladığını bile bile bir türlü bırakamıyorum şu kumarı, şu içkiyi deyip de kulun bunu yapması ayrı bir şeydir. Hesap vereceğim kimse yok ki ne haramı ne helali kardeşim demesi ayrı bir şeydir. Dolayısıyla Allahu Teala'ya itaat etmek her ne kadar yapamıyor olsa da bu pişmanlık ateşini daima göğsünde, zihninde diri tutabilmektir. Büyüklerimizin çok güzel bir sözü var. Der ki evladım, nasıl ki annenle, babanla, eşinle, iş yerindeki arkadaşlarınla veya talebeysen, öğrencilik yıllarında iyi ilişkiler kur, aranı iyi tut derler ya, en iyi aranı tutman gereken Allahu Teala'dır. Bunun yolu da ona itaat etmekten geçer. Sadece namaz ve zikirle değil, kendisinin kurallarının her kuralın önünde olduğunu bilmek ve itiraf etmekle. Efendim, Rabbimiz Celle Celaluhu, şans oyunları denen bir şeyi faizle beraber yasaklamış, haram olduğunu biliyoruz. Yüz binlerce insan para yatırıyor, bir tanesi onu alıyor, diğerleri parasız kalıyor bu sefer. Bir adaletsizlik olduğu ortada, hikmetinin tam olarak bilemesek de haram olduğunu biliyoruz. Bunu bile bile şu an ne yaşanıyor? Hatta bunun maalesef milli adı altında resmi kurumlar tarafından yapıldığını görüyoruz. Allahu Teala'ya itaat etmek şudur. Kardeşim, kimin oynattığı bu oyunları, kimin düzenlediği, kimin izin verdiğinden ziyade bu helal midir, haram mıdır? Bunu açıkça söylemek Allah'a itaat etmektir. Doğruyu konuşmaktır. Faiz, Allah'ın haram saydığı mıdır? Evet, Allah'a itaat etmek demek, nehyi anil münker, elinle, dilinle veya kalbinle Allah'ı şahit tutarak uzak durduğunu ispatlamaktır. Maalesef bugün haram helal, helal harammış gibi gösteriliyor. Bu zamanda ne yapacağız efendim? 14 asır öncekiler ayrıymış deyip geçiyoruz. Allah muhafaza işte bizi felakete sürükleyecek olan şeylerden bir tanesi budur. Allah'a itaat etmemek gerektiği gibi. Ve diğer ayetle devam ediyoruz. Fecr suresi 24. ayet. De ki, keşke hayatım için önceden bir şeyler takdim edebilseydim. Yani bir şeyler gönderebilseydim. Bugün çiftçiler 6 ay sonra alacakları o ürün için bir şeyler ekmek, tohumlarını takip etmek, sulama yapmak, gerektiğinde ilaçlar ol.
İnsan günah işler ama mümin pişman olur. Her insan günah işler. Münafık pişman olmaz ve günahıyla iftihar eder. Münafığın bu durumu neden kaynaklanır? Çünkü günahı günah olarak bilmez. Ayeti ve hadisi şerifleri hafife aldığındandır. İşte bu sebeple o kendisi değil, vahyi eleştirir. Kendisinde değil, ayetlerde, hadislerde eksiklik aramaya başlar. Ama mümin bir insan, yaptığı hatadan ve günahtan dolayı haşa Allah'ı eleştirmez. Günahı işlemişse bunu kabul eder, kendini eleştirir. Ama yıllarca bu kafayla da gitmez, tövbe eder, inşallah bir daha yapmayacağım der ve geçmişi bitirir. Derhal tövbeye koşar ve mümin, ben tövbe ettim, inşallah Rabbim kabul edecek diye ümitli olur. Tövbe adımı günahın kendini sıkmasıyla aslında başlar. Günahtan dolayı kendini kınar, kendinden utanır, yaptığına pişman olur. Ve bir an gelir ki kendini Allahu Teala'ya dua edemez, yani el açmaya yüz bulamaz durumda hisseder. Ardından bir gözyaşı gelir, ortalığı temizler. Helalleşmesi gereken bir alacak verecek varsa, dedikodu, şu su, bu su varsa, bunları temizlemeye çalışır, helalleşir Müslüman. Günah işlemiş kişinin yaşadığı bu zamanlar tevbe halidir. Ve Hakka Suresi 25 ve 29. ayetler. Kitabı sol tarafından verilene gelince, o keşke der, bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Gücüm, saltanatım elimden çıkıp gitti. Çocukluğumuzdan beri duyduğumuz defterin sol taraftan verilmesi. Nenelerimiz hep dua ederdi ya, belki duyanlar vardır. Evladım, defterini sağından alanlardan eylesin Rabbim seni der. Amin. Nedir bu sağ? Ya, kişinin amel defterinin insana verilmesi. Lütfen hayal edelim. Bir sene geçiyor, okudunuz, ettiniz, sınavlara girdiniz, sözeldi, yazılıydı. Kanaat notu şu, her şeyin o son bir haftada şekillendiği bir zaman. Herkese karneler dağıtıldı. El düşüncenin veya rüşvetin, adam kayırmacanın geçmediği bir defter. Kişinin amel defterinin sol tarafından verilmesi ne anlama geliyor? Allah'ın emrine uygun hareket etmediğini, dürüst ve erdemli bir hayat yaşamadığını, yani notlarının zayıf olduğunu gösterir. Ve böylece bu insan amel defteriyle karşı karşıya kaldığında her şeyi anlar. Nasıl ki matematikte, coğrafyada diyelim, zayıf notlar aldık, dersimize çalışmadık. Diğer talebeler uğraştılar, katılmaya çalıştılar. Bizim bir kulağımızdan girdi, ötekinden çıktı ama ne yapalım? Düşünmedik sonrayı ve bir baktık ki, evet, karne alacağım birazdan ama benim için sürpriz olmayacak. Çünkü matematik ve coğrafyada zayıftı derslerim. Nasıl bunu biliyorsa öğrenci, o insanda anlayacak başına gelenleri, işte ayette buyurulduğu gibi amel defterinin kendisine verilmesini, içinde yazılmış olanları görmeyi istemez çünkü biliyor. Ve diyor ki, ölümle her şey bitseydi keşke. Lakin bu işe yarıyor mu? Yaramıyor. Dünyada helal mi, haram mı, iyi mi, kötü mü, şeytani mi, rahmani mi demeden bir hayat yaşadı. Dünyada şu daireyi aldı, bu arsayı aldı, buraya yatırım yaptı, oğluna şunu geleceğe yatırım olarak uygun gördü, çok yoruldu,
Peki bunu helal alın teriyle mi yaptı? Kumarla mı yaptı? Faizle mi yaptı? İşte o zaman belli olacak. Yani dünyada belki ne kadar iyi insandı diye gördüğümüz, ardından hayır dua ettiğimiz insan, vay be, çocuklarını ne kadar iyi düşünen, onların gelecekleri için pervane olan bir babaydı, anneydi denilen insanların hangi faiz paralarıyla veya zekatları vermeden veya insanların ahını alarak, alın terlerini sömürerek o daireleri, o holdingleri kurduklarını ve evlatlarına bıraktıklarını orada anlayacağız belki. Amel defterinin soldan verilmesi. Yani kısaca bu işin bittiğini gösteren bir belge. Böyle bir temenni, keşke amel defterim verilmeyeydi diye. Artık malın, mülkün, saltanatın, makamın, gücün ve dünyaya ait ne varsa hepsinin yok olup gittiği bir zaman. Sadece ne var ortalıkta? O defterde yazılanlar. Olumlu, güzel, hayırlı şeyler bir tarafta, kötülükler bir tarafta. Ve sonra bakalım amel defteri nereden veriliyor? En önemli belge. Herkese veriliyor o belgeyi almak mevzu değil, ne taraftan verildiği. Biz de dua edelim. Rabbimiz Celle Celaluhu hayırlı bir ömür, hayırlı bir ölümden sonra bizleri hayırla karşılaştırsın ve defterini sağdan alanlardan eylesin. Amin. Furkan Suresi 27 ve 29. ayetler. O gün dünyadayken haktan sapmış kişi ellerini ısırarak şöyle diyecek: keşke peygamberlerle birlikte aynı yolda olsaydım. Eyvah! Keşke falancayı kendime dost edinmeseydim. Meğer bana uyarıcı mesaj geldikten sonra o dost bildiğim kişi bu mesajdan beni saptırmış. İşte şeytan insanı böyle çaresizlik içerisinde bırakır. Yine öğreniyoruz ki ahiret gününde inkarcılar için çok çetin bir zaman. Onlar Allah'ın kendilerine bahşettiği yaşamı, sorumluluğu, verdiği yetkiyi, hürriyeti akıllıca kullanmadı. Zamanı çarçur etti. Kendilerine bu imkanı veren, dünyada yediren, içiren Allahu Teala'yı tanıyıp ona teşekkür etmediler. Minnet borçlarını ödemediler. Bunun en önemli yolu Allah'a itaat etmek, Allahu Ekber deyip secdelere kapanmak, yani namaz kılmaktır. Allahu Teala'nın bizim teşekkürümüze ihtiyacı olmadığı gibi kestiğimiz kurbanlara da, bizim onu zikretmemize de ihtiyacı yoktur. Biz bunları aslında kendimiz için yaparız. Ama bir insan, sevdiği bir insana bile hediye almaz mı? Bir yemek yediği zaman teşekkür ederim demez mi? Küçük de bir iyilik gördüğünde onu hayatı boyunca yad etmez mi? Bize bunca nimet veren Allahu Teala'yı dünyadayken düşünmez, teşekkür etmez, minnet borçlarımızı yerine getirmezsek halimiz ne olur? Ah bu hırslarımız, yanlış kişilerin ardından koşturmamız, post bile olmayacak insanlarla dost olmamız dünyada ve inkar, isyan yolunu seçmemiz bizi mahvedecek. Allah korusun. İşte bütün gerçeklerin, her yapılanın tek tek ortaya çıkacağı hesap gününde kendi kendilerine duydukları öfke ve pişmanlık duygularıyla ellerini ısırarak Allah'ın yolundan sapmış olmanın o ızdırabını yaşayacaklar. Ve şeytana saldıracaklar laflarıyla. Ben şeytan yüzünden bu hale geldim. O beni yoldan çıkardı. Ben namaza başlayacaktım ama hep bana engel oldu.
örtünecektim. Hem de 10 sene sonra, ama 1 sene sonra öleceğimi aklıma getirmedim. Küçük gösterdi bana şeytan günahları. Bu devirde faiz olmaz, ye ye, dedi. Her şeyi şeytana suçlayacaklar, ona yönlendirecekler. Bahane o olacak şeytan. Lakin şeytan da, kendinize gelin, ben size sadece kötülüğe davet ettim. Sizi zorlamadım, kolunuzdan çekmedim, sizi bağlamadım. Sizin içinizde varmış ki benle beraber geldiniz. Öyle ya, şeytan bir günah işleteceği zaman bunu kafamıza silah dayayarak yapmıyor. Kendi adımlarımızla tıpış tıpış gidiyoruz. Şeytan kendisini suçladığımız zaman da bunu söyleyecekmiş. Ben sadece davet ettim, sen bu davete icabet ettin. O zinayı yap dedim, yaptın, yapmasaydın. Ve şeytan orada diyecekmiş ki, madem sen beni böyle suçluyorsun, benim yüzümden oldu. Etrafında zina etmeyen onca insan vardı. Sen içki içirdiğimi söyleyip beni suçluyorsun, içki içmeyenler ne olacak? Bir türlü namazı bana kıldırmadın, kılanlar ne olacak? Bir türlü Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeme müsaade etmedi şeytan. Peki öğrenenler ne yapacağız? Şeytan da orada kendini savunacağı bir zaman bulacak. İşte o yüzden kendimizi kandırmamızın hiçbir faydası yok. Her şeyi şeytana yüklemeye çalışarak kendi irademizi bir tarafa atamayız. Allah muhafaza. Zümer suresinin 56 ve 58. ayetleri. Ki sonra hiç kimse Allah'a itaat hususunda gerekeni yapmadığım için yazıklar olsun bana. Ben gerçekten de İslam ile alay edenler arasında yer almıştım diyerek kendi kendini kınamasın. Yahut eğer Allah bana hidayet nasip etseydi, günahtan sakınanlardan olurdum diyerek ya da azabı gördüğünde keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyilerden biri olsam diyerek hayıflanmasın. Cengiz Numanoğlu'nun, Allah selamet versin, şiirinde anlattığı gibi, daha Kur'an sana ne desin diyor ya, aynen öyle. Allah bana hidayet nasip etseydi, ben günahlardan kurtulurdum. Bugün de bunu o kadar çok duyuyoruz ki belki nefsimiz de söylüyor. Ya, yaptığımız hatalarda Allah'ı suçlamak. Akıl verilen bir insan, onu yaratan Allahu Teala'yı haşa, nasıl suçlamada bulunabilir? İçki içiyorum, demek ki Allah bana içki içmeyi yazmış. Yani benim içki içmemi istiyor. Bir günah veya Allah'ın yap dediği şey nasip olmamış, Allah namaz kılmamı istemiyor çünkü nasip etmedi. Eğer böyle bir durum olsaydı, Allahu Teala secdeden başımızı kaldırtmazdı. Melekler zaten bunu yapıyor. Sayısız melekler var. Kimi secde eder halde, kimi en doğrusunu Allahu Teala bilir, şu şu zikirleri yapıyorlar. Sana bana ihtiyacı yok ki. Biz kendimizi kandırıyoruz. Tam da şeytanın istediği gibi. Söz verdi ya şeytan, onların çoğunu şükreder bulamayacaksın, nankörlük edeceklerdi, işte o haldeyiz. İşte hayata gelmemizin sebebi, şeytanı haksız çıkardık mı, yoksa onun yolundan mı gidiyoruz? Bunun mücadelesinin adıdır hayat. Şeytanın safında gidenler, şeytanı haklı çıkarmaya çalışanlar mı, yoksa mümkün mertebe uymamaya çalışanlar mı? Seçimimiz budur. Yoksa yolunun hangi yol olduğu değil, ırkının nereden geldiği değil, soyunun kimlere ulaştığının bir faydası yok bu durumda. Bu iman davası. Dünyada geçerli bu. Baban şöyleydi, annen böyleydi, şu soydan geliyorsun, bu cemaattensin, şu tanınmış insanın hanımı, kocası, evladısın, şu kadar paran, bu dünyada geçerli. Paranın, pulun, soyun, sopun geçmediği bir zaman ahiret. O yüzden ayağımızı denk alalım, kendimizi dev aynasında görmeyelim, nefsimize şunu söyleyelim, yemeden, içmeden, uyumadan yaşayamayacak bir acizim. Af buyurun, bugün yediklerimi vücudumda bile tutamayacak kadar acizim. Ama aynı zamanda
Allahu Teala'nın yarattıkları arasında en şereflisiyim. En değer verilenim. Kendi aramızda diyoruz ya göz bebeğim diye yavrumuza, eşimize söylüyoruz. Amiyane tabirle tabiri caizse göz bebekleriyiz. Değer verdikleriyiz insan olarak. Hatalı olacağımızı da Rabbimiz biliyor Celle Celaluhu. Ama hatalardan ders alanları çok seviyor. Zannetme kardeşim Rabbim seni sevmiyor. Ey günah bataklığındaki kardeşim! Şu programı takip ederken bir taraftan da hüzünleniyorsun değil mi? Ne olacak bu halim diyorsun ya. Ben bu haldeyken mi Rabbime sığınacağım? Ne yüzüm var diyorsun ya. Seni seviyor Rabbin. Öyle bir Allah var ki Celle Celaluhu, zaten kendinden başka gidecek bir kapı yok ama sen ben bildiğimiz halde gidecek kapımız olmadığını, tek olan o kapıyı zorlamazsak, o kapının önünde durmazsak, itiraf ediyorum kendimi, günahlar günahlar üstüne bindirmiş olan şuyum. Ya Rabbi sen bunu zaten daha iyi biliyorsun ama itiraf ediyorum buradayım diye suçumuzu itiraf eden bir kul olmalıyız. Nasıl ki mahkemelerde buna benzer şeyler var. İtiraf ediyor musun diyor mesela. Şu kadar ceza alacaktım, bu kadar indirim. İtiraf edeceğiz. Zaten kamerada kayıtlı senin işlediğin suç. Dünyada böyle bir sistem var. Allah-u Teala görüyor zaten. Kalbinden geçenleri biliyor. Neyi nereden saklıyoruz? İtiraf edelim. Ya Rabbi, buradayım. İtiraf ediyorum. Ağzımla koyduğum kötülüklerden, organlarımın işlediği günahlardan, gözümle, kulağımla, her neyse, dilimle, ne olur affeyle diye itirafçı olalım. Azabımız hafifler belki. Belki iyiliklerimiz, samimiyetimiz, döktüğümüz gözyaşlarından sonra topyekun affoluruz. Allah-u Teala'ya sığınalım. O yüzden kardeşlerim, ne olur, ümitsiz olmayın. Bu tevbe hali, ümitle beraber güzeldir. Dünyada fırsatlar elde ediyoruz. Allah'a yönelip, kendisine teslim olmamız lazım. Onun hükümlerine boyun bükmemiz lazım. İtiraf etmemiz lazım. Pişman olmamız lazım. Beni şu an duyan Rabbim var Celle Celaluhu diye, bunu da inanmanız ve bilmemiz lazım. Kardeşlerim, bugün sizlerle paylaşmak istediğim 10. ayeti de okuyalım. Rablerinin huzuruna getirilirken sen onları bir görsen, Allah bu yeniden dirilme haberi hak değil miymiş diyecek. Onlar da evet Rabbimize andolsun ki öyleymiş diyecekler. Allah da inkar ettiğinizden dolayı tadın azabı diyecek. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar gerçekten ziyana uğramışlardır. Nihayet kendilerine kıyamet vakti ansızın gelip çatınca, onlar günahlarını sırtlarına yüklenmiş bir halde diyecekler ki, dünyada iyi amelleri terk etmemizden dolayı vah halimize. Dikkat edin, yüklendikleri vebal ne ağır. Şunu öğreniyoruz ki dünyada yapılan bir hatadan sonra insanlar kınar. En ağır kınamaların insanın kendini kınamasıdır. İşte tevbede de en önemlisi budur. Tüh ya ben öyle bir günah işledim ki bu günahı annem bilse, şu abim bilse, insanlar bilse ne kadar utanırım demek değil. Kendi kendine bu günahı bilip itiraf edip, ayette buyurulduğu gibi, vay benim başıma diyebilmektir. O zaman bugün bir şeyi daha anladık ve tekrar ettik bu 10 ayeti kerimeyle beraber Kur'an-ı Kerim'den. Pişmanlık, Adem aleyhisselamdan son yaşayan kişiye kadar devam edecek. Her insan hata yapıyor ama Müslüman, ne yapıyor? Tevbe nimetinden haberdar oluyor. Sizin elinizden tutacak,
sizden anlayan, sizi her şeyden, herkesten çok seven, her anımıza şahitlik eden gideceğimiz tek kapı Allahu Teala'nın kapısıdır ve bu kapı son nefese kadar açıktır. Gelin buna inanalım. Bunu bir roman okur gibi, dinler gibi, film izler gibi değil. Bu cümleleri duyarken birkaç dakikada olsa bir düşünmeye çalışalım. Ben neyim? Nereden geliyorum ve nereye gidiyorum? Bunca insan benden öncekiler yaşadı, bitti ve şu an neredeler? Bir yerlerde bir yanlış var. Attığım adımlarda, yaşam tarzımda bir yerlerde bir yanlışlık var ama bilemiyorum. İçimde bir şeyler kıpır kıpır, bazen ağlamak istiyorum. Gözlerim böyle buğulanıyor, boğazım düğümleniyor ama bir namaza başlayamıyorum. Yapmam gerekeni yapamıyorum. Biliyorum yapmam gerekiyor ama başlayamıyorum diyen kardeşlerim. Gelin bu gece bir tevbe edelim. Bu kayıt bittiği zaman durdurun ya da müsait bir vakitte tekrar dinleyin ve elinizi açın. Belki sizinle beraber elini açacak, dua edecek binlerce insanla beraber topyekün affedileceğiz. Kimin duasının kabul olunacağını biliyor muyuz? Böyle bir garantimiz var mı? Yok. O yüzden gelin, bu aciz kardeşiniz size, siz de hepimize dua edin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Şu an pişmanlık dolu bir yürek ile yapamadıklarının hesabını, tembelliğini itiraf eden kardeşlerimizin tevbelerini ne olur kabul eyle. Bizleri temizle ya Rabbi hayır ile. Dünyada da, ahirette de hayırlar ver. Ne olur imanı muhafaza edebilmiş ve son nefeste imanla çene kapayan ve senin rızanı kazananlardan eyle. İçkiyi, zinayı, zamanı kötü kullanmayı, namazsızlığı, haramlara bulaşmayı, senin sevdiğin ne varsa onlara zıt gitmeyi bizlere kötü göster. Tövbeleri kabul edecek olan sensin. Ne olur tövbelerimizi kabul eyle. Ya Rabbi, pişmanız yaptığımız günahlardan. Keşke yapmasaydık. İnşallah senin izninle bir daha yapmayacağız. Bizleri affeyle. Amin, amin. Ey bağışlaması çok olan Rabbimiz Celle Celaluhu. Hamdolsun sana, şükürler olsun sana. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselam.